Yüreğin Fikirleri kanalına tekrardan merhaba. Bugün size uzun zamandır aylık market alışverişini çekmediğimi fark ettim. Onun için dedim ki şöyle bir aylık bir markete gidiyorum zaten Gülay. Ondan sonra bir video başlat, gerisi devamı gelir dedim ve market alışverişimi sizlere çekmeye karar verdim. Daha doğrusu çalıştım diyelim arkadaşlar. Biz markete gittik. Şöyle oldu. Biz yasanın saat 9'dan başladığını zannediyorduk. Biliyorsunuz tekrardan Türkiye genelinde cumartesi pazar tekrardan yasak oldu. Onun için bugün de cuma olduğu için dedik ki saat 9'a kadar hani rahat rahat alışverişimizi yaparız dedik. Ama maalesef ki öyle olmadı. Tam kapatıyorlardı ki işte oradaki çalışan arkadaşlardan rica ettik. Zaten listemde vardı. Hemen bu listedekilerini alıp çıkacağız dedik. O şekilde bir yani alışveriş oldu. Markette onun için çok az bir şey çekebildim. Yani fiyatlarını işte detaylı bir şekilde size çekemedim. Onun için şimdi aldıklarımı tek tek göstermeye çalışacağım. İşte neyi ne kadar tuttu, işte neyi ne kadar aldım diye sizlere göstermeye çalışacağım. O şekilde oldu. Şimdi bunları hem yerleştireceğim hem de sizlere tek tek çekmeye çalışacağım. Bu arada tam tamına 550 lira tuttu arkadaşlar. Şöyle upuzun bir tane de firşim var. 552 lira 47 kuruş tutmuş aldıklarım. Biliyorsunuz ki önümüzdeki haftada Ramazan var. Ramazan'da alışverişi yapmış olduk. Böylelikle daha da bir ay falan market göreceğim falan zannetmiyorum. Zaten aylık aldığımız için tek dükkene bir iki tane biten bir şeyler oluyor. Onu da ben gidip tek başıma alıyorum. Eşimle birlikte gitmiyorum. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. O zaman hep beraber hem yerleştirelim hem de neyi ne kadara aldım bölümüne geçelim. Böyle önce masanın üstündeki ürünleri ne kadara aldım onu bunları göstermek istiyorum size arkadaşlar. O zaman hemen fişime bakarak başlıyorum. Gördüğünüz gibi bir yağının 5 litrelik yağı var. Ben bunu 70 liraya aldım. Biliyorsunuz ki yağlar çok pahalandı. Biz de 2 kişi olduğumuz için bu bana maksimum 2,5 ay, 3 ay gibi bir sürede yeter diye düşünüyorum. Çünkü ben de çok az sıvı yağ kullanıyorum. Sadece eşimin yemeklerine sıvı yağ kullanıyorum. İşte börek çörek yapmadığım için de bu bana bayağı yeteceğini sanıyorum arkadaşlar. Onun için bunu 70 liraya aldık. Bu arada Hakmar'a gittik biz arkadaşlar. Şöyle kendimi de göstereyim. Bu arada yüzümde sivilceler falan çıktı. Neyse. Hakmar'a gittik. Biz normalde BİM'e gidiyorduk. Ama işte eşim dedi ki Hakmar'ın ürünleri dedi daha çok güzel olduğu için gel dedi Hakmar'a gidelim dedi. Biz de arabayla o şekilde gittik. Hemen geliyorum ikinciye. Şöyle tat salçam var arkadaşlar. Bu da 7 lira 95 kuruş. Tadın gerçekten salçaları da çok güzel oluyor. Şöyle 2 adet margarin aldım. 3,95. Şöyle beşler Pınar'ın salamı var. Beşler demişim. Hindi salamı. 7 lira arkadaşlar. 2 adet aldım bundan da. Şöyle dörtlü sirada bandım var. Yüz bölgem için bunu da aldım gene. 45 lira. Şöyle filiz makarnanın 4 tane makarnasını aldım. Bunun da tane fiyatı 3,45 lira. Bunu da 4 adet aldım. Makarna boncuk 3,45 lira arkadaşlar. 4 adet bundan aldım. Şöyle bulaşık makinesi koku gidericisi aldım. Bundan hem kendime aldım hem de ablama aldım. Ablam bunun kokusunu çok beğendi çünkü. Hakmar'a gidersen al dedi. Onların o tarafta oturduğu yerde bundan kalmamış. Ben de hem ablama hem de bana aldım. Bunun da fiyatı 95 arkadaşlar. 6 lira. Şöyle gördüğünüz gibi Ezine klasik peynirim var. Bunun da fiyatı 95 kuruş, 26 lira. Gerçekten bunun da tadı çok güzel. Tam yağlı peynir. Şöyle gördüğünüz gibi küçük turşum var. 95 fiyatı arkadaşlar turşumum. Şöyle gene Rençber'in markası Hakmar'ın ürünü yani. Pilavlık bulguru. Bunun da fiyatı 5. Gerçekten nohutu
İşte kuru fasulyesi, kuru baklagili çok çok güzel hakmarın. Ben gerçekten de çok severek alıyorum. Pişerken de gayet yumuşak pişiyor. Özellikle nohutundan bahsediyorum. BİM'in A101'in hiç beğenmiyorum. Yani beğenmiyorum dediğim böyle çok pişiriyorsunuz nohutu falan ama gene de çiğ kalıyormuş gibi geliyor ama Hakmar'ın kuru baklagil gerçekten de çok güzel. Tavsiye ederim. Almak isteyen arkadaşlar varsa özellikle Hakmar'a gidip alabilirler. Şöyle elma sirkem var. Elması 3,50 kuruş. Yani 3,5 lira arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sade sodam var. Eşim aldı bunu da gene. Kızılay markası. Bunun da fiyatı 5 lira arkadaşlar. Şöyle Kızılay'ın sade sodası var. Şöyle üçgen peynirim var. Gördüğünüz gibi bunu da eşim gene iş yerine götürüyor. Yani sabah kalktı. 2 tanesi arkadaşlar. İkili geçirdiği için oradaki eleman o şekilde yazıyor. Şöyle tavuk kanatım var. Şöyle bir paket de aldım. Bunun 30 lira. Yani tavuk kanat incek 29 lira 24 kuruş. 30 lira deyin gitsin yani. Şimdi buradakilerim tamamen bitti arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geçelim sizlerle beraber. Buradakileri de sizin fiyatına bakalım hep beraber. Şöyle gördüğünüz gibi 15'li yumurtam var. Bunun fiyatı 9,95. Şöyle Doğadan markası çok çok sevdiğim yeşil çayım. Açaí ananaslı. Çok güzel tadı var. Bunun fiyatı da dediğim gibi yeşil çayı arkadaşlar 7 lira. Böyle aslında A101'de indirim olduğu zaman 5,5-6 liraya kadar iniyor Doğadan markası. Ama indirimini şu an takip edemeyeceğim için almak zorunda kaldım. Şöyle hemen geliyorum, geliyorum. Şöyle nohutu gördüm hemen. 7,45 liraymış. Şöyle gördüğünüz gibi nohutum 7,45 lira. Şöyle hemen geliyorum. Bakalım bakalım. Şöyle sütüm var arkadaşlar. O kadar çok dağıldı ki yalnız. Gösteremedim. Şöyle sütüm var. Ya bu da 4,75. Şöyle kuru nanem var. Kuru nanemin fiyatı 1,95. Şöyle gördüğünüz gibi kıymam var. Bunu yemeklerin içine koyuyorum. Bu da 14 lira 95 kuruş. Şöyle küçük küçük ayırıyorum. Buzluğa şekilde koyuyorum. Gerçekten de güzel oluyor. Şöyle bütün tavuğum var. Bu da 32 liraydı arkadaşlar. Gerçekten de çok büyük. Ben bunu iki yapmaya pişiririm. Şöyle çorbalarım var. Çorbalarımın da tanesi ne kadardı? Hemen bakıyorum. 5 gene Knorr markasının. Şöyle cevizli helvam var. Şöyle gösterdim zaten. 9,45 helvam. Geliyorum başka burada olan neler var? Şöyle şampuanım var. 22 liraya Pantene'in. Ben başka kullanamadığım için Pantene alıyorum. Tıraş bıçağım var. Genel eşim bunu aldı. 15,80. Şöyle siyah zeytinim var. 8,95. Şöyle gördüğünüz gibi küçük boy. Eşim kesinlikle siyah zeytin sevmediği için. Ondan aldık. Başka göstermediğim. Şöyle tuvalet kağıdım var. Bunu da size göstereyim hemen. Şöyle kocaman. İçinde kaç adet var? 16 rulo tuvalet kağıdım var. 18 lira 90 kuruş. Bu da arkadaşlar. Yine ekmek var. İki tanesini 4,50'ye aldım. Bu da uyguna geliyordu. Gene Hakman'a indirim vardı. Hepsini gösterdim diye tahmin ediyorum sizlere. Şunu da kaşıra 50 kuruştu. Bu şekilde size. Yine Hakmar'ın pirinci de çok güzel oluyor. Baldo pirinç. Ben çok çok beğeniyorum. Şöyle mercimek var arkadaşlar. Kırmızı mercimek aldım. 12 lira. Şöyle göstereyim. Yine bu da Rençber marka. Bu şekilde. İşte eşim de abur cubur falan aldı. Şöyle cipsi aldı.
Bunların da fiyatı 5 kuruş. Bu şekilde hepsini size gösterdim arkadaşlar. Şöyle kendimi de göstereyim. Bu şekilde bir alışverişimizi yapmaya çalıştık daha doğrusu. Gerçekten de komedi gibiydi yani. Hemen nasıl böyle kendimi yemekteki programlar var ya. Bunun gibi hissettik eşimle birlikte. İşte Allah'tan ki liste falan yapmıştım. Hemen onu aldım, bunu aldım. İşte aslında normalde sıvı yağı ben daha çok uygun fiyatlıya alıyordum A101'de falan. Ama eşime sıvı yağ al dedim. O da direkt gitmiş kasaya bunu götürdüğü için aslında. Şöyle bir yağının teneke yağını almış olduk. Normalde ben 4,5 litre alıyordum. Bana da o güzel oluyordu. Neyse bunun yağı da, bunun tadı da çok güzel. Hiç problem değil. Allah'ım güle güle bize yedirmeyi nasip eylesin. Şöyle de uzun bir fişim var. Birkaç tane göstermediğim ürün var. Hemen bunları yerleştirmeyi istiyorum. Çünkü akşam oldu artık. Saat 9.30 ona geliyor yani. O şekilde şimdi hemencik bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra tekrar kapanış için görüşürüz. Güzel yerleştirdim arkadaşlar. Ya sürekli arkadaşlar diyorum ben ya. Bir türlü alışamadım yani. YouTube alemine gireli 2 sene oldu. Hala şu arkadaşlar kelimesini gerçekten de bırakamıyorum. Arkadaşlar. Neyse. Dediğim gibi 552 liralık bir market alışverişimiz oldu. Sizlerle birlikte çekmeye çalıştım. Neyi ne kadar aldım diye. Bir güzel de yerleştirdim biliyorsunuz önümüzdeki hafta. Konuşmam yarıda kaldı arkadaşlar. Neyse ne diyorduk? Ben de unuttum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.